Arkadaşlar merhaba. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Elazığ'dayız. Akşam programında Elazığ'da 8 koşulu bir yarış listemiz var önümüzde. Bu Elazığ'daki değerlendirmelerimizi de yaptık. Çok da böyle geniş olmayan bir şablonumuz var ama dün Adana'da Fahrenheit Tekimizi bizim hatırlarsanız gerçekten üzerinde de Müslüm Çelik vardı. Müslüm Çelik son anda gelen atı boğazından çekerek kamçılamasını ben anlayamadım gerçekten. Hani bir anda acaba Müslüm Gürses dirildi de üzerine Müslüm Gürses mi var Müslüm Çelik yerine diye düşünmeye başladım. Neden böyle bir şey yaptı? Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmış atı resmen arkadaşlar iki boy geriye attı o hareketiyle. Bakın izleyin. Göreceksiniz o videoyu. Yani videolar düşüyor biliyorsunuz. TJK'nın videoları düşüyor. İzleyin arkadaşlar. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Çok saygı duyduğumuz bir ve ileriye dönük de çok yani güzel şeyler yapacağına inandığımız bir jokeydi ki yapmıyor değil yapıyor. Ama dün bu hareketi neden yaptı? Kazanmış bir atı, Fahrenheit'i nasıl üçüncülüğe attı? Neden yaptı böyle bir şey? Hiç anlamış değiliz. Yapacak bir şey yok. Çok inandığımız bir atı ve geliyordu arkadaşlar. Ve muazzam bir kupon yandı onun sayesinde. Hayırlısı. O yüzden kimse artık yani zaten içinizden birçoğu acımıyor. Hani olmasın kötü bir şey tabii. Kimsenin biz hani başına kötü bir şey gelsin demiyoruz ama sonuçta bu Yaradan'ın da bir programı ilahi bir adaleti var. Ona biz karışamayız. Onu göze alanlar istediği gibi hareket edebilirler. Bana bir şey olmaz diye çıkanlar istediği şekilde hareket etsin. İnsanların, bilhassa garibanların giden parası kimsenin de yanına kalmaz arkadaşlar. Evet, üçüncü kuşu saat 7'de başlıyor. Maiden, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre kum piste çıkacaklar. 11 tane safkan var ve biz 4 tane safkan burada veriyoruz. 7 numaralı tek maviş bir diyoruz. Yusuf Cengiz'le. Yani burası da Allah'lık bugün aslında da ama biz kısa geçeceğiz yani burayı. Sizler de kendi atlarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Ya böyle az verecek 300 lira 400 lira verecek ya da 100 bin 200 bin lira para verecek burası. Şimdi 7 numaralı tek maviş bir dedik. 1 numaralı Son Martıoğlu Ferit yardımcıyla. Bunlar da bu atı koşturup duruyorlar bir türlü. Ama güzel para kazandılar. Devamlı ikinci, üçüncü, ikinci, üçüncü. Şöyle bir bastığımız zaman para konumuna baktığımız zaman şöyle bayağı bir devamlı yazıyor. Tabii artık bunlar da para değil normalde de artık neyse. 8 numaralı ilk martı Mehmet Emin Doğan'la yine bu Ferit yardımcıların atı bunlar. Ve buradan da ne anlıyoruz? Demek ki Mehmet Emin Doğanlar Can Kuş Kanki. 10 numaralı Yahu Henya. Bu da koşup duruyor arkadaşlar. En son artık iyice at bıraktı kendini. Bilemiyorum yani nereye varmaya çalışıyor. Bu iyi bir safkandı bu normalde. Tek falan verdik biz onu. İsa Katar binecek bu sefer. Gelebilir ama bu sefer böyle abi, bu gelmez dediğiniz zaman gelir işte. Belki de böyle 9-10 ganyan çıkacak buna. Tam istedikleri şey işte. 7-1-8-10 diyoruz buraya. Üçüncü kuşu birinci ayak. Dördüncü kuşu 7.5'ta handikap 15. Dört ve yukarı Araplar. Evet. 8 tane safkan içerisinde 2 tane safkan ayırıyoruz burada. 2 atla geçeceğiz. 2 numaralı İlkay oğlu Ersin Kılık'la 62,5 kilo 1200 metrede problem teşkil etmeyecektir. 3 numaralı kılavuz ağası İsa Katar'la. Burası 2 ve 3 bizim için ideal. Dileyenler sizden atı varsa da burada ilave edebilirsiniz tabii arkadaşlar. 2 tane atla geçiyoruz. 2-3. Beşinci kuşudayız. Saat 8'de şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar. 1900 metre kum pist. Başlığımız bu. 39.500 lirada ikramiye var. Birinci. Elazığ'daki bu koşuda 3 tane safkan var. Arkadaşlar bu ayakta bizim. 4 numaralı ünlü prens Ali Şenbahar'la. 7 numaralı Yalaz Bey'i Hasan Altundağ ile. Ve 8 numaralı Bahçe. Yusuf Cengiz'le. 4, 7, 8 diyoruz buraya.
Günün burada sürprizin iki numaralı çifte teli yapabilir. Fesih Çetinbaş'ta Kasbet temsilcisi. Ona dikkat etmek lazım. Keşte Balta'da kötü bir at değil normalde. Ama biz yazmadık onu arkadaşlar. Hani bizim burada 4, 7 ve 8'e inanıyoruz burada. Biraz da 4 Alişan Bağır'da iyi bir kuş çıkacağını düşünüyoruz. 6. kuşudayız. Şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizler. 2000 metre kum başlığımız var. Evet arkadaşlar, günün teki de burada var. O da 7 numaralı King Atlas. Ferit yardımcıyla burada ilk atımız. İlk atımız derken tek atımız. Banko atımız yani. Biz burada banko atıyoruz bu atı. King Atlas'ın geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ya, orada işte Big Dadaş var, o var, bu var. 84 handikaplı Yılmaz Han var. Arkadaşlar King Atlas'ın biz artık kendini bulduğunu düşünüyoruz ve bu koşuyu da kazanacağını düşünüyoruz Ferit yardımcıyla. Bakalım ne olur. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Bizim tekimiz 7 numara. Yoksa birçok at yazmak gerekir oraya. 7. koşu şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum pistte çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada da iki tane safkanla geçeceğiz. Burayı dediğim gibi küçük bir şablon yapmaya özen gösterdik bugün. 4 numaralı Francis Horse Mehmet Taşkaya'yla ve 1 numaralı Deli Engin Ferit yardımcıyla arkadaşlar burada. İki tane safkan burası için yeterli olacaktır. 4 ve 1 şeklinde. Deli Engin, Ferit Yardımcı ve 4 Francis Horse. Evet, diğer safkanlara da varsa atınız, sizler de yazabilirsiniz. 4 kazanacak muhtemelen arkadaşlar diye düşünüyoruz. 8. koşuyu, son koşu artık. 6'lı gayan bitiriyoruz. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre başlığımız var. Evet, burada 5 atla geçeceğiz burayı sonraya. 2 numaralı Ostrava Mehmet Taşkaya ile, 3 numaralı Taner Han Ersin Kılık, 9 numaralı İsmail Han Necim Altın, 8 numaralı Vespucci Alişan Bahar ve 13 numaralı The Last Dance Caner Tepe. Yani 2, 3, 9, 8 ve 13 şeklinde burayı tam 5 tane safkanla geçiyoruz. Evet, böylece Elazığ ile ilgili de programı tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi tekimiz burada 7 numaralı King Atlas arkadaşlar. Ona göre kendi tekiniz varsa en azından şunu biliyorsunuz. Biz 7, bunu tek atmazsanız 7 numaraya güvendiğimizi biliyorsunuz en azından. Ona göre 7 numaranın da iyi koşacağını biliyorsunuz şu an. Evet. Elazığ ile ilgili görüşlerimiz sona erdi. Diğer şekilde İstanbul ve yabancı yarışlarla ilgili videolarımız da yayında. Onları da rahatlıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi beğen yaparsanız eğer, diğer bizi bulamamış, kanalımıza ulaşamamış olan birçok kişi var daha. Onlara da ulaştırmış oluruz. Ön kısımlara çıkıyor, üst kısımlara çıkıyor. Çünkü beğen yapma sebebimiz o. Beğen yapım sebebimiz bizi beğenmek değil yani. Ama dediğim gibi gerçekte bizim kanalımızı izleyip birçok kişi yararlanıyor. Diğer arkadaşlarımız da yararlansın deriz. Bu konuda da like yapın, beğen yapın işte yani. Like İngilizcesi onun. Hoşlandım demek like. Aslında beğen diyoruz biz tabii, beğendim Türkçesi. Evet, iyi bir yarış geçirme, günü geçirmeniz dileğiyle, iyi bir çarşamba günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.